Onlar için şunu söyleyebiliriz. Nasıl Hanwha Life'ın üst tarafı biraz zayıf halkası, biraz sıkıntılı tarafı diyorsak, burada da tam tersi alt tarafta Light ve Ivendi. Çok fazla geriye düşebiliyorlar. Çok garip. Bu seviyede çok sırıtmıyor belki ama gruptan çıktıkları senaryoda çok ciddi problemler yaşayabilirler. Şöyle ya, biraz Light garip bir oyuncu. Yani çıkıp kör Vayne alabilir vesaire. Yani takım biraz yeşil ışık yakıyor bazı noktalarda ona. Fakat bunu her zaman iyi bir seviyede gösteremeyebiliyor. Yani takım yeni şeyler denemeye çok açık bir takım. Genel olarak işte oynadıkları hangi seriydi? Suning serisinde mesela erkenden Vayne seçerek rakibin kafasını falan karıştırdılar. Böyle Trundle, rakibin Trundle aldığını görerek. Ya böyle farklı şeyler deniyorlar ama işte dün Knight'ın mesela Hanwha Life serisinde iki tane bireysel hatası vardı net şekilde. Evet ve seçim yasaklama ekranında birinci yasaklamalar tamamlandı bu arada ve ilk seçim olarak Miss Fortune'u tercih etti Red Kenneth. Tarzan'ın Kiyanas'ta da bir yasaklama görüyoruz bu arada. Evet, bakalım neye yönelecek bu sefer Tarzan? Talon, Nidalee ve Lucian. Nami'yi kendileri yasakladıktan sonra bu arada Lucian'ı tercih ettiler. Yani sadece Lucian'ın oynanma koşulu sadece şey değil. Ooo, Zed. Zed Orman bir kez daha gelecek mi bugün bakalım? O da tabii orman yaratıklarına pasifinin verdiği hasarın arttırılmasının ardından. Tekrar işin içerisine girdi. Kirby Cannon geldi direkt olarak. Ve Irelia. Çok erken bir şekilde. Ve hiç düşünmeden kilitlediler. Evet, yani Red Kenneth çok hazırlıklı olduğu şekilde. Bu arada çok iyi bir savaş başlangıcı ve daha doğrusu savaş kompozisyonuna doğru gidiyorlar. Çok fazla alan etkili hasara ve alan etkili kitle kontrole sahipler. Ve bu kitle kontrolle birlikte Miss Fortune ultisini çok iyi işletebilirler. Tabi bunlar teoride. Pratiğe döküldüğünde çok farklı şeyler izleme ihtimalimiz mevcut. Ki muhtemelen de öyle olacaktır. Burada birazcık şeye gitti tabi durum muhtemelen. Cannon'ı erkenden seçme sebepleri rakibin ormana fiziksel hasar şampiyonu tercih etmesi. Üst koridora bir Cannon ihtimali söz konusu olabilirdi Ale için. Ama illaki şu aşamada şey gerekiyor. Orta koridora bir büyücü. Ve Irelia'yı da bu kadar erken tercih ettiler. Irelia o büyücülere karşı kuvvetli. Aslında Red Canis'in yaptığı şey bayağı makul bu senaryoda. Peki bu Jayce'i kime karşı aldılar bu senaryoda? Üst koridora onu gönderip orta koridora büyücü bulmak isteyecekler. Çünkü üst koridora bulabilecekleri büyücü yok şu an. Aynen öyle. Üst koridorda yok. Burada aslında Red Canis dediğim gibi kendisi dikte etti şu ana kadar şampiyon seçim ekranını. Leona yasaklaması geliyor. Dediğin gibi Leona geldi. Amumu zaten yasaklanmıştı. Rakan'ı kendileri isteyebilirler bu arada. Acaba bir Lulu falan isterler mi diye merak ediyorum ben şu an. Çünkü Lulu Lucian iyi çalışıyor koridorda da. Ya Lucian şu an yenilenmiş pasifiyle beraber onu destekleyebilen, gerçek anlamda böyle destek aslayabilen şampiyonlarla daha iyi çalışıyor. Rakan'la falan da çalışıyor pasif bu arada. Kalkan falan attığı için. Kalkan ve iyileştirmesi var. Kalkan ve iyileştirmesi var. Onunla da çalışıyor. O sıkıntı değil ama biraz ya burada Rakan'a gitmeleri daha olası ama LNG tarafının. Çünkü kitle kontrol bir kere ihtiyacı olacak. Artı Cannon ve Irelia'yı biraz ayıklamak gerekecek. Kitle kontrol anlamında çok sıkıntılı bir üçlüsü var şu anda LNG'nin çünkü. Burada Rakan yasaklaması gelecek yok mi bakalım? Üçlü de. Sıkıntılı da değil. Yani, yok. Yani tabii. Yani. Burada Rakan yüzden yasaklaması gelebilir bile bence Red Canis tarafından. Silas. Şimdi Rakan, Alistar bunlar gelebilecek şampiyonlar. Alistar tabii çok. Orta koridor daha kritik bir seçim gibi görünüyor LNG için. Ne isterler sizce? Orta koridor kritik mi emin değilim. Çünkü zaten iki tekli koridorunu biliyorlar. Orta koridoru almayıp destek almak daha mantıklı. Burayı burada Rakan anlamında demiyorum. Sonrası pozisyonun bütünlüğü anlamında neye ihtiyaç duyuyorlar? İşte yani çok net bir kitle kontrole ihtiyaçları var. Bunu üst koridordan da alabilirler bu arada Jayce orta için. Valla Ryze tercihinde bulunabilirler. Rally'e karşı göreceği iyi olan büyü hasarı şampiyonlarından bir tanesi. Ryze. Artı Ryze'ın üzerine gelen şampiyonlara karşı kuvvetli olduğunu biliyoruz. Cannon da bunlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde Irelia da bunlardan bir tanesi. Bakalım şimdi, ama Red Canis'in destek ve ormancı tercihi neler olacak? Bir görelim. Zinza üzerinde duruyorlar. Zinza güzel olur bu arada bu rakibe karşı. Ryze bu maç ya. LNG tarafında. Red Canis de şimdi son seçimini yapacak. Bakalım onlar destek olarak neye yönelecekler. Rakan Lucian ikilisine karşı. Leon ortadan kalkmıştı. Amumu kalkmıştı. Nami kalkmıştı. Bir tane işte bir
Alistar falan belki olabilir. Evet yani Zed'e çok iyi çünkü Alistar. Çok seçenekleri kalmadı. Alistar gibi duruyor birazcık burası. Natsuyus'a kimse yönelmiyor son dönemde. Natsuyus da fena olmaz bu arada. O Lulu'ya gittiler. Oo. Zed'e karşı Lulu da çok iyi. Evet ama içeri dalacak olan Shin Zhao, Kennen, İşte Irelia bunları aktive etmek konusunda çok kıymetli bir şampiyon aslında. Ama MF kombosu yok bu seferde ama. Öyle bir durum var. Ya MF ultisindense takımın ön saflarına odaklandılar ve Gragas orta koridora mı gidecek acaba LNG'yi? Zed'i orta koridora gönderme gibi bir durum yoktur. Yok sanmıyorum. Tahmin ediyorum. Gragas orta koridora gönderebilirler. Ya Büyasar'ın ihtiyaçları var. Rahat rahat evet. gönderebilirler. Kitle kontrol eksiğini de sağlar. Ben açıkçası Malphite gelir mi acaba diye düşünüyordum. Ama oraya yönelmeyecekler belli ki. Dediğimiz gibi Tarzan muhtemelen oynayacak Zed'e. Acaba. Bu da olası. Yani sonuçta esnek bir tercih ama bilmiyorum. Bana biraz daha kafa karıştırmaya çalışıyorlar gibi bana geldi da öyle ama geliyor. Bakalım yani Zed ormana gidecek gibi. Dün de gördük. Tabii Zed'in esnek olma gibi bir durumu var. Yani sadece orman diye nitelendirmemek lazım. Eşyalar, zırt eşme eşyaları oldukça iyi durumda olduğu için Zed'i de çalıştırabiliyorsunuz aslında koridorda. Evet ve gerçekten orta koridora gidiyor galiba. Evet. Süre bitmek üzere. Evet. Zed ortaya gitti. Icon'un ellerinde. Tarzan Gragas oynayacak. Yetenek gücü eksiğini bir şekilde kapatacak. Kapatmaya çalışacak daha doğrusu. Orman Gragas şu an ne durumda? Bir süredir çok gördüğümüz bir tercih değil çünkü. Çok hızlı evet. temizleyemiyor. Hız konusunda geride kalabiliyor. Biraz baskın odaklı, erken oyun odaklı oynamanız gerekiyor tabii, ister istemez. Muhtemelen yırtıcı tercihinde bulunacaktır. Evet. Muhtemelen değil öyle bulunması da gerekiyor bence. Peki ormanda takımın ihtiyacı olan büyü hasarını tek başına çıkarabilecek mi sizce? Yani Gragas bunun için iyi bir seçim mi? Biraz daha farklı bir yönde gitti gibi. Ya rakipte böyle inanılmaz büyü hasarı ya büyü direnci depolayacak bir şampiyon olmadığı için çok problem değil. Artık kitle kontrol eksiğini de kapatacak. Şöyle bir sıkıntı var yalnız. Yetenek gücü oynayacaksa eğer ben yetenek gücü Gragas'ın özellikle sürat coşkusuyla iyi olduğunu düşünüyorum. Yırtıcı orada bir ufak problem yaratabilir ki yırtıcıyla yırtıcı girmiş. Girdi. Yırtıcının aldığı bir güçlendirme var tabii. Bir de Gragas'ın aldığı küçük de bir güçlendirme oldu son yamada Worlds yamasında 11-19'da. W'nun ilave büyü hasarı artış gösterdi. Yetenek gücü üzerinden. Erken oyun baskını mı göreceğiz acaba Redkenistan diye düşündüm ama onlar Icon tarafından görülünce sanırım burayı uzatmamaya karar verecekler. Günün ikinci karşılaşmasında LNG bu maçın favorisi Çinli temsilci bakalım 3. galibiyetini alabilecek mi? Evet, burada bir şey bulamayan Redkenistan ekibi geri dönüyor. Koridorlara tek tek baktığımızda kazanan koridorlar kimin tarafında? Üst koridordan başlayalım. Orada bir Jace Cannon ve Jace eşleşmesi var. Jace kazanıyor. Orta koridorda biraz yetenek eşleşmesi. Birazcık daha ama dövüşçüler tabii şeye karşı kuvvetli olduğu için. Suikastçilere karşı kuvvetli Altıdan olduğu için. Altıdan önce özellikle öyle. Altıdan sonra orada işler değişebiliyor. Bir de hasar azaltması da olduğu için yine de Irelia'nın birazcık daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz o eşleşmede. Lulu da Zed'e karşı iyi bir yanıt aslında baktığında. Çok hem iyi. Hem bitkinliği Lulu, var hem ultisi var. Herhangi onları da geç. Lulu açıkçası herhangi bir suikastçiye karşı çok güçlü bir yeteneği sahip. Polimar. Bu arada bence Redkenis genel olarak draft kazanan taraf oldu. Şampiyon seçim ekranında bence kazanan taraf öyle. Oldu. Bence zaten. De öyle. Ama bakalım işte bu aynı şekilde yansıyacak mı? Ama LNG dün ikinci maçta yaptığını yapıyor. Yani biz daha iyi takımız. Ne aldığımızın çok önemi yok. Biz sizi zaten yeneriz'e gitti biraz. Bireysel yeteneklerine güveniyorlar ve hem üst koridorda hem alt koridorda takaslara başladı bile LNG tarafı. Ya bu şey işte biz daha iyi oyuncularız, daha iyi takımız hamleleri ya. Ve LNG'de tabii alt tarafta Light'ın başlangıcı uzun kılıç artı normalde iksir olduğu için. Bu arada Miss Fortune oyuncularından görmeye alışkınız bunu. Miss Fortune oyuncuları çok yaptı. Hemen bütün nişancılara bunu tercih edebiliyorsunuz şu anda ve bol bol takas tabii her zaman işine geliyor. Tarzan yalnız erken bir baskına bakacak. Oldukça erken. Irelia yüklerini biriktirmiş durumda ama çok ileride şu an. Çok fazla minyon da var ama iki taraf için de tehlikeli olabilir bu. Icon Tarzan burada gire bakalım vücut darbesini tutturabilecek mi? Sersemletmesini hazırladı Grevtar burada ve baskından hiçbir şey çıkmıyor şimdilik. Icon 3 olsa burada bir baskın işleyebilirdi ama Icon 3 olamadığı için bu baskını yapamadılar. Çok minyon var. Orada çok da doğru yerde duruyordu bir de Grevtar çünkü rakibin yani oraya bir tane totem bırakmıştı zaten.
tavukların oraya. Rakibin diğer taraftan başladığını da biliyordu. Alt koridor geç geldi zaten. Yardımlı bir şekilde başladığını biliyordu. Rakibin olmadığını bildiği yere yaslanarak oynadı. Bu Ivendi'leri atılmaya karar verdi ama burada tabii sanırım küçük takaslar peşindeler Lucian'ın da pasifini kullanarak. Net bir savaştansa. Evet, çok evet. Minyon vardı. Yani minyonların üzerinden oynamak, minyonlar bu kadar fazlayken çok mantıklı değildi. Onlar da bunun farkında. Bu minyonu da Ivendi alacak. Minyon sayıları çok ufak bir fark var. Alt koridorda 3 minyon kadar bir fark. Onun dışında üst koridorda ciddi bir fark açmış durumda bu dakikada da olsa. Ali. Ali bayağı ittiriyordu. Acaba Kenan altı olmadan oraya bir kule altı mı isteyecekler? Tarzan yakın çünkü buraya. Hasarları yetmeyebilir ya. Bu can yüzdesinden yani almaya ve manası da yetmeyebilir. Hasarları yeterdi ama minyon da çok biriktiremediler orada. Öyle de bir problem vardı. Bana mana yetmezmiş gibi geldi. Evet, mana da problem. Bir tane daha yetenek atsa hiçbir şey kalmıyor işte Ali'nin. Şimdi pek simetçiydi de orada. Evet, yavaş başlayan bir karşılaşma. Baskın denemeleri sonuç vermedi şimdilik. Aegis burada toteme yakalanıyor. Ya koridor çok kötü yerde şu an LNG için. Oraya gitmek istiyorlar ama riske de atmak istemiyorlar kendilerini. Pozisyonunu da sokmak istemiyorlar. Tarzan da görüşün üzerinde geri dönüyor. Yapabileceği bir şey yok Gigan'ın. Şimdi ışından geldi Ali'den. O da dişli kamasını bitirdi. Belki mana problemini çözmek için bir gözyaşı alabilirdi ama dişli kamayı bitirmeyi tercih etmiş. Bu arada Vadi'nin bu maçın ilk ejderi, Alev ejderi şu anda yerine aldı. Oldukça kıymetli bir ejder dolayısıyla belki bunun için bir savaş döndüğünü görebiliriz yakın zamanda. Çok bedava bırakmak isteyeceğiniz bir ejder değil, en azından karşılığında bir şey almıyorsanız. Ama hiçbir koridorda net bir üstünlük sağlayabilmiş değil kimse. Burada bir barikat altına gelecek gibi Alev'e derken ışından da dönüyor. Çünkü bedava bir geri dönüş şansı bu onun için. Hiçbir şey kaybetmeyecek burada geri dönmeyi başarabilirse ama geri dönmeyi başaramayacak gibi durdurmayı duruyor. Başaracak mı Ale? Hemen rakibin totem üzerinden gördü. Karşılıklı sıçralar atılınca Ale buradan çıkmayı başarıyor. Çok güzel refleks verdi rakibinin hamlesine. Çünkü orada elektrikle birlikte içinden geçse muhtemelen bir sersemlikle evet, gelecekti. Elektrikler birikmiş olacaktı. Sonra Shinjao mızrağı isabet edecekti. Sonra orası birdenbire bir işe dönüşecekti. Tarzan'ı kendi ormanında görüyor Aegis burada. Yalnız Icon'un üzerine gittiğini görüyoruz. Gravatar'ın Icon'u sıçrayla burada keskin hapisin üzerinden atılarak çıkıyor. Dakika 6 daha hala skor alınmış değil. Gravatar'ın manası yok. Burada bir şey deneyebilirler mi acaba ama Icon'da 6 seviye değil. Ivendi arkadan yaklaşıyor. Orta koridorda şu ana kadar Gravatar fena bir iş başarmıyor. Baskı kurma noktasında ama o baskı bir şeye dönüşmüş değil. Hatta minyon da girdi. Yani baktığımız zaman kazandığı bir eşleşmede açıkçası minyon da geride olması. Bir de Icon ışınlanla oynuyor. Normal bir Zed'in aksine. Bu biraz daha yan koridorda da baskı kurmak isteyeceği anlamına da geliyor oyun ilerleyen aşamaları için. Her ne kadar ben bu tarz suikastçilerin ışınlanla değil tutuşturla oynanması gerektiğini düşünsem de ışınlanı da kullanabiliyor tabii. Aslında Zed'i zaten ormanda bekliyorduk. Evet evet. Yeni meta dolayısıyla orada da beklemediğimiz şeyler yapıldı ve dakika 7'ye doğru gidiyoruz. Hala Icon dökülmüş değil. Hala hiçbir harita görevi alınmış değil. İki takım da oldukça dikkatli, oldukça temkinli oynuyorlar. Bu arada koridorda tabii hala minyon da önde ve eşya avantajına da sahip şu an. Daha geç geldiği için koridora. Üst koridorda da o bahsettiğim gözyaşı gelmiş. Sersemliğini güzel tutturdu Gravatar. Evet. Güzel bir takasa girdi burada. Şöyle bir hasar testi de yapmış oldu rakibinin üzerinde. Tarzan buraya yaklaşıyor ve burada görüşü yok Red ekibinin ama arkada bekleyen Chitan ve Jojo var. Burada bir savaş koparsa Icon için iyi olmayabilir. Bu her çok ne kadar yemlemeye çalışsa da rakibini. Çok belli etti. Ivan David de burada yalnız. Kenarda bekliyor. Vücut darbe sıçra kombosuyla burada Gravatar'ı yakalamayı başardılar. Bitkinlik Icon'un üzerinde. Burada fıçının da patladığını gördük ve ilk kan Miss Fortune'dan gelmiş oldu. Üst koridorda mızrağını tutturan Shinjao Ale'nin üzerinde. Kendinin elektriğine o da can verecek. Bu, iki skor birden buluyor harita çapında. Red Kenneth. İşleri çok değiştirir bu yani grupta. Yani polimorfun ne kadar etkili olduğunu gördük bu arada.
polimorf esnasında direkt olarak orada düşürmeyi başardılar Tarzan'ı. Icon canavaz yalnız ve arkasında Jojo var Grantar'ın ama. Son anda tutmuyor yalnız, kendisi oynamaya karar verdi Icon burada ama. Ulti bu arada Jojo'ya yapması daha mantıklıydı ya. O tarz bir şey yapacaksa. Ya polimorf o biraz gerideydi bu arada zaten. Ve polimorf da vardı. Sadece muhtemelen rakibi kendinden biraz uzaklaştırmak için attı onu. Burada yalnız canlar az. Beraber vadinin alametini de istiyor. Icon zararsız yaratığa dönüştürüldükten sonra geri çekilmek durumunda kalıyor. Red Kennet favori olmadığı bu maçta oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Ve bu kompozisyon, LNG kompozisyonu geriye düşmeyi kabul edebilecek bir kompozisyon değil. 1000 altının üzerinde bir fark var, altın farkı var şu an. Geriye düştüğünde vallahi yani çok kısıtlı çünkü. Play'nin sürprizine şu an göründüğünden çok daha yakın bence Red. Bence de öyle. Ya burada zaten görüyoruz işte Polymorph'un neler yaptığını, ne kadar oyundan düşürdüğünü. Benim soru işaretim burayı denemek ne kadar mantıklıydı? Irelia'ya oynamak ne kadar mantıklıydı? Çünkü Irelia'da yanında Lulu varken, W'su varken düşürmesi çok zordu. Yani anlık hasarla düşürmeniz çok zor. Discord oradaysa Ali sonrasında bir baskın yemişti ve skoru vermişti. 2-0. 1000 altın önde şu anda Red Kennet. Bunlar orta koridordaki güzel hamleleriyle üst koridorda da temiz bir baskınla maçta öne geçmeyi başardılar ve analistlerimizin de söylediği üzere yani böyle Zed başlı başına bir kere. Peki geriden oynamayı seven şampiyonlar değiller. Sadece Zed de değil, Jayce öyle, Lucian da öyle, Lucian da öyle. İşte en net örnek olarak Zed'i verdim ben ama dediğiniz gibi bütün kompozisyon bu formda. Yani zaten yani şampiyon seçimlerine dikte eden taraf Red Kennet'ti. Ve şu ana kadar da oyuna bu yansımış durumda. Bakalım bu şekilde ilerleyecek mi? Alt koridorda dönüştürülen bir Ivendi var. Yarı canını kaybetti ama burada mızrak tutturacak bir alan yok gibi görünüyor. Light hemen amansız. Neydi bu yeteneğin adı? İnfaz. İnfaz düz. Düz infaz. Düz infaz. Bildiğin infazla biraz rakibini dürtmeyi başardı ve alt koridor hakimiyetini alan Red Kennet burada acaba alevecilerinde mi istiyor? Tarzan bir koridor baskını bakıyor şu anda. Yırtıcısı da var. O çalıya girmeye çalışacak. Tarzan görülmeden geldi buraya ama seken atışına yarı can kaybetti Light resmen. Aegis orta koridoru gözlüyor. Sersemletme tuttu. Mızrak gelecek mi Icon'un üzerine? Gölgesiyle sıyrıldı. Buradan ileri atılıyor. Anında çok fazla can kaybediyor Light. Burada rakam yeteneğini tutturmayı başarınca skoru alıyorlar. Jojo düşüyor burada. Chitan takip edecek mi bakalım? Tek bir seken atışla çok fazla hasar çıkarabilir. Tarzan'ın üzerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Mermi yağmuru da geldi burada ama Chitan'ın manası bitince devamı gelmeyecek. Aegis önce alt koridoru denedi. Sonra orta koridoru denedi. Şimdi üst koridorda kendine bir savaş arıyor. Alen'in üzerindeler. Shuriken tuttu burada. Mızrak son anda isabet etmiyor. Alamet yani, nereye kullanılacak? Alamet buraya kullanılacak muhtemelen. Yani az evvel Jojo saçasını alsa o skoru da vermeyeceklerdi. Chitan atmayı başardı o sıçrayı. Ama Jojo reaksiyon veremeyince düştü ultisini de kullanamadan. Vardı Alamet üst tarafı kullanmayı tercih etmedi. Bildiğin geziyor ya Aegis şu an. Aslında çok rahat bir yani birilerinin geri dönme ihtimali de yoktu oraya. Bayağı vakit en az 3 tane alırlardı oradan. Ya muhtemelen daha fazlasını istiyor. Ama o daha fazlasını bulabilecek mi emin değilim. Onun öncesinde bir skor, bir savaş kovalaması gerekecek. Ya da ejder'e başlarken orta koridora kullanmayı tercih edebilir. Bu da bir tercih. Ya ilk ki öyle için, olacak gibi duruyor. Ya ilk ejder için ne kadar önemli orası da tartışılır yani. Ya çok temiz alev ejder'i ama şimdi. Barikatlarla beraber alabilirse harika senaryo tabii de. Şu dakikada verdikleri çok az. Alev ejderinden. Uzun vadeli yatırım lazım yani. Aegis. Yampiri yengeci aldı burada belki de ejder için güzel bir hazırlık. Ve alt koridoru şimdilik savunan yok gibi görünüyor. Güzel minyon dalgası da var. Bununla kullanacaklar alameti. Ve erkenden biraz barikat altına almış olacak. Burada Chitan'da kuleye bile çok hasar veriyor şu anda. Bir de tırpan almış bu arada Chitan. 9 yükü var. 9 yükü kalmış daha doğrusu. Tamamlamak üzere yani. Onu da tamamlayınca bir anda ciddi bir altın kazanacak. Öne geçecek. Zaten önde Chitan. Red Kennet bu barikatlarla beraber 1300 altın öne geçtiği gibi alev ejderinin de sahibi oldu.
Ya LNG için... LNG'den güzel başlangıç. LNG için alt koydu. Ooo, kule altında Guigo yani, çok belli bir skor yani veriyor Ale'ye burada. Bunu bu arada mevsim boyunca da çok yaptı Ale. O birebir skorları çok fazla kovaladı. Light ileri atılmaya karar verdi. İnfazını aktifleştirdi ama Ivan de burada girecek pozisyon bulamıyor. Üst koridordaki skor biraz gerçekten öngörülebilirdi. Yani öleceğim ben birazcık diye bağırdı orada Guigo. Ya bu arada LNG'nin alt koridorunun sıkıntılarından bahsetmiştik. Böyle sıkıntılı gözüken bir koridora, ikiliye daha doğrusu, riskli bir tercih vermek de onlar için bir soru işareti açıkçası. Burada da tekrarını izleyeceğiz. Gerçekten çok çok basit bir skor ya. Yani bekleme süreleri geldiğinde bu kule altı gelecek. Orası kesin. Ve de geliyor da. O sıçra kurtarmayacak Kenan'ı. Evet, ilk eşyalar yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Light'ın rüzgarın detini bitirdiğini görüyoruz. Oo, Ivan de burada rakibin üzerine gitti ve zaten anında öldürecekler, anlatacak bir şey biliyor. Kitle kontrolü zincirine oturttukları gibi ikinci defa öldürmeyi başardılar Guigo'yu burada. Evet, altın farkı da çok aşağıya indi. Aegis'in üzerine gidiyorlar burada. Yarıcana kadar indirmeyi başardılar. Tutuş şurada geldi şimdi. Vücut darbesiyle beraber iyice azalıyor. Sırçasını atmak zorunda kaldı Aegis. Ah. Yalnız Gravtar hayır savaşalım gel diye savaşın içine attı Aegis'i burada. 3'e 2 bir savaş olabilir bu. Tarzan'ı öldürmeyi başarıyorlar. Çok güzel oynadı Gravtar. Çok güzel oynadı burayı. Önce sersemletmenin bir kısmını arkaya bırakıp ultiyle başlattı. Rakibin yanına girdikten sonra sersemletmeyi kullandı ve güzel bir kullanım, güzel bir oyun. Gravtar'dan skoru getirdi ona. Ve şimdi bununla beraber ikinci alamete başlıyorlar. Bir yanıt verecek gibi görünmüyor LNG tarafı şimdilik. Yanıt verebilecek durumu da yok. Zaten aynen öyle. Gragas kendi ormancıları Tarzan ölü. Zed hala bir tane ulti kullanmış durumda. O da herhangi bir sonuç vermedi. Zaten kaçarken kullanmıştı. Bu iyi bir senaryo değil. Dakika 15. Red Canids 2 tane skor verse de aslında Guigo formunda. Hala anlar için işler iyi gidiyor. Altın farkının şu an kafa kafaya gidiyor olması Red Canids kompozisyonunun işine gelen bir şey. Bir kere her şeyden önce ellerinde Lulu var ve Lulu çok iyi güçlenen bir şampiyon. Fakat az evvel belki o iki skor gibi yakalanmamak gerekiyor. Çünkü dağınık olmadığı her senaryoda Red Canids rakibinden daha avantajlı olacak. Ya özellikle 3 harita objektifinin 3'ünü de aldılar. Özellikle Miss Fortune tarafında çok öndeler. Biraz ormanda da öndeler. Miss Fortune'u düşürmek çok zor olacak bu karşılaşmada. Ona ulaşmak çok zor olacak, düşürmek değil de problem yaşayacaklar. Tabii her zaman Miss Fortune ultisine karşı Gragas ultileri olacak. Oo, Zed bu arada kendi ultisiyle giriş yapmaya karar verdi ama tabii 0-0-0 olduğu için o pek bir hasar potansiyeli yok şu senaryoda. Bir de sıçrasının şifasını kullandı zaten Çitan. Yani bir nişancı sıçrasını şifasını kullanıp bu dakikalarda özellikle 0-0-0-1 Zed'den kurtulabiliyor. Valla sıçrasını atmasına gerek bile evet, yoktu. Birinden birini kullansa kafiydi büyük ihtimalle ama tabii insan üstünde abi, Zed'in ölüm işaretini görünce korkuyor. Nişancı. Nişancılar çok çekti suikastçılardan. O yüzden, Soloki alışkanlığı diyorsun. O yüzden anlam verebiliyorum. Çünkü Soloki'da 0-0-0 olmuyor üzerine gelen Zed. Evet. Orta koridordan hali hazırda 3-4 skor bulmuş olarak geliyorlar genelde. Burada Red'in ormanında acaba bir karşılaşma olur mu diye düşündüm. Şimdilik birbirlerine rastlamadı oyuncular. Evet, Ali'nin etrafında baskı kurmaya çalışıyor Ivan ve Tarzan ikilisi. Kazanma koşulunun ne olduğunun farkına vardılar. Ali'nin daha fazla öne geçmesini ve onun olduğu taraftan kulelerin alınması şu an ana plan gibi duruyor. Bu esnada tabii haritanın ters tarafında bir şeyler yapmak yerine Guigo oyunu savunmaya çalışıyor şu ana kadar Red Canids'te. Halbuki Gravtar'ın etrafında oynasalar onlar için de çok daha belki de avantajlı bir senaryo olabilir. Çitan. Çitan'ın üzerine burada vücut darbesi isabet edince çok fazla can kaybetti ve burada öleceğini bilen Çitan en azından hasar mı verip gideyim dedi. Çok ve Tarzan'ın ama skoru teslim yani etti. Evet. İki oldu bu. Ya bu hatalar bu arada evet oyunu kaybetti. Öne geçirdi LNG'yi. Evet. Evet. 1500 altın gerideyken LNG şu an 500 altınlık bir avantaja sahipler. Ha, ikinci alametle beraber büyük ihtimalle o fark kapanır ama yine de. Yani yine de ne olursa olsun. Ya bunlar yaşandığında ne oluyor? Yaşanmaması lazım.
Jojo ile Aegis minyon karşılamaya gidiyor bir yerlerde. Halbuki bir yerlerde baskı kurması lazım. Çünkü sizin haritada takas yaptığınız senaryolar LNG'nin işine gelmiyor. Red Canids'in işine geliyor. Ama şu an ne oluyor? LNG alıyor. Red Canids karşılık vermiyor. Ve ikinci Ejder böylece Tarzan'ın kontrolünde LNG'ye gidecek. Altın farkı 1500 civarına geldi bir anda yani. Ortada hiç savaş bile dönmedi. Sadece birilerini yakaladı LNG. Kule aldı. İkinci kuleye de alabilir bu arada. Yani zorlarsa alabilir ki aldı 600 altında diye. Buradan yani kolay gelsin. Hakikaten inanılmaz. Şu an altın farkını çok merak ediyorum ben. Çok fazlaydı zaten bu iki kulenin altını ile birlikte o fark uçtu gitti. İkinci eşyasını zaten bitirmiş Ali. Yalnız Red Canids en azından üst koridordan bunun yanıtını vermeye çalışıyor. Ve alameti ikinci kuleye de vurdurmaya çalışacaklar. LNG bakalım yanıt vermeye çalışacak mı buna? Ayvan'da ama her zaman doğru yerde olmaya devam ediyor şu ana kadar. O alameti durduracaklar gibi görünüyor ve böylece altın farkı 1500 LNG avantajında. Ve dediğin gibi 1500 altın öne geçmeyi başardılar o facia gibi başlangıçtan sonra. Hala bu arada takım savaşlarında kuvvetli olan taraf Red Canids. Bunu söylemek lazım ama şu an takım savaşından kaçıyor zaten LNG. Yan koridorda kullanıyorlar olabildiğince Jace'i. Jace'i öne geçirdikleri için. Bu arada artık tabii Jace'in şok patlamaları hasar vermeye başladı. Ciddi manada Aegis biraz öne çıktı. Çok tehlikeliydi. Çok. Az daha yakalanacaktı Ivan diye. Bir adımla sıyrıldı gerçekten. Bu arada skor bulamamasına rağmen Zed'in üzerinde hala bir ödül altını var. Çok i̇şte minyon minyonlardan çünkü. Ötürü. Aegis rakibin üzerine atıldı burada ama tabii Rakan gibi sıyrılgan bir şampiyonu yakalamak kolay değil. Öyle bir kelime var mı ya? Sıyrılgan. Evet. Legends of Runeterra terimi evet. Ciddi misin? Hı-hı. Sıyrılgan. Aynen. Biz icat ettik. Aegis rakibin üzerine gidiyor tekrardan. Mızrağı tutturamadı. Kule altı fazla tehlikeli olur ama güzel bir Miss Fortune ultisiyle. Ya Ivendi'yi dövüp duruyorlar burada. Ben Rakan'ı sevmem, işime gelir. Niye ya? Niye sevmezsin Rakan'ı? Kişiliğini sevmiyorum. Allah Allah. Aynen. Neden? Çok laubali geliyor bana. Ya kendisi. Pardon, ne lazımdı sana? Salon beyefendisi mi lazımdı? Ifade? Tam olarak işte bu şekilde konuşmasını sevmiyorum. Laubali. Bu arada bir şeyler var. Arkaya gelen bir ışından var burada Icon'dan ve savaşın şimdiden patladığını görüyoruz. Jojo'nun üzerine gidip öldürmeyi başarıyorlar ve arada kalan Aegis çaresiz. Be? En azından dönüş skoru almak istiyordu ama onu bulamayacak. İki skor birden Icon'dan burada attığı ışınlanma almayı başardı. Kule altına takip etmelerine gerek bile yok suikastçılarına. Aradıkları altını kazandırdılar sonunda. Evet, iki tane skor bir ışından oyunuyla arkaya çok derine bırakılmış bir totemle Icon'u arkaya sarkıtmayı başardılar ve iki arkaya skor. Arkaya bile değil, üstte sarktı bildiğin. Yani neredeyse yani iki tane skor geldi. Şey izliyoruz. İyi takımın de. Nasıl oyuna evet. Dönebileceğini gösteriyor evet. Bize eğlence. Tabii birazcık da Red Canids de bu seviyenin ne kadar altında evet. Olduğunu gösteriyor. Evet. Çünkü bariz bireysel hatalarda söz konusu oldu hem Guigo hem Çitan tarafında. Bir taraf bu kalibreyi yukarı çekerken diğer taraf kalibreyi aşağıya çekiyor biraz. Görüyoruz burada çok basit bir hata aslında. Riskli yerden geçmeye çalışıyorlar ve yakalanıyorlar. Onlar yakalandığı gibi de bu da bu arada Ivendi neredeyse ölüyordu. Ya iyi denemiş. Çok fazla yaşadı. Çok fazla yaşadı Aegis. Oo, bununla beraber ormanın içinde bir savaş yine. Daha çıkmış. Güzel bir konuma gelen Miss Fortune ultisi var ama güzel bir şekilde sıyrıldı burada LNG ekibi ve Aegis'i düşürmeyi başardılar. Güzel bir sıçra vücut darbesinin üstüne patlayan fıça skoru getiriyor Tarzan'a. Guigo'yu da öldürecekler. Ve birdenbire inhibitor. Maçın çoğunu altın olarak geride geçiren LNG inhibitor kulesine dayandı dakika 22'de inanılmaz. Yani şaka gibi gerçekten şu yaptıkları hiç normal bir şey değil. Çok burada, enteresan bir akış. Ya şimdi Red Canids'in kompozisyonu az önce savaşın yapıldığı yeri çok ister. Ama savaşı yapabilecek, orada o savaşı yapabilecek şampiyonları orada yok. Gravatar orada değil, Giga orada değil. Yani Ken'in ultileri yok o savaşta. Bu karşılaşma şunu gösterdi bize şu ana kadar. İki takım arasındaki avantajlı eşleşmelerini, güçlü şampiyonlarını nasıl kullandıklarını yani pozisyonu tekrar izleyelim. Ne yapıyor mesela burada? Yani Aegis kırmızıyı almak çaldırmayayım için. Diye. Guigo gelip ultisi bile yok sanırım o esnada zaten. Çıkmak zorunda kalıyor ki kombolayabilecekleri MF ultisiyle kombolayabilecekleri tek şey Cannon. Ultisi zaten burada
Çok sonrasında takip edip Guigoy'u düşürüyorlar. Yani LNG oyuna nasıl döndü? Kazandıkları Ale tarafına daha çok yatırım yaparak. Orada iki kere Guigoy'u düşürdüler işte. Bir tanesinde Ale birebir de düşürdü. Bir tanesinde beraber yakaladılar. Ondan sonra işte hep arkasında kaldılar ki o rahat rahat kuleleri alabilsin diye. Ale iki tane alt koridordan kule aldı. Red Canids ne yaptı? Gravetar'ın etrafında hiç gördük mü Aegis'i mesela? Görmedik. İki takım arasındaki fark da biraz buradan ortaya çıktı bu karşılaşma özelinde. Evet ve 5000'e kadar dayandı altın farkı. Light burada infazla rakiplerinin biraz canını azaltmaya çalışıyor. LNG ekibi hemen toplandı bir takım savaşı için burada. Artık son savaşı gözlüyorlar belki de. Şok patlamasıyla Aegis can kaybediyor biraz. Gravetar sol tarafta. Ya bilgileri var ama Gravetar'ın pozisyonu fena değildi ama bilgileri var Gravetar'ın pozisyonuyla alakalı. Bu dağ işlerine savaşmak istiyor iki tarafta, bu belli. Gravetar'ı şimdi yakalamak için Ale ve Icon oraya bir hareket ettiler. Hala bilmiyorlar şu an Gravetar'ın tam olarak nerede olduğunu. Ama bir yerden geleceğini biliyorlar. Evet. Orada Tarzan da tehlikeli pozisyonda bekliyor ama rakip tarafından tespit edildi. Gravetar'ı Ale gördü burada. Tarzan yalnız çok kötü bir pozisyonda kaldı ve bayağı uzaklaşmak zorunda kaldı. Ejder'i aldı Red Canids. Red Canids, Ejder'i %10 cana kadar indirdiler burada. Çalmayı deneyecek yine de LNG ekibi veya bir skor arayabilirler belki. Ejder alıp hemen tüyme peşinde Red Canids ve görev başarılı. Tarzan flank ararken yani böyle kanatlardan gelmeye çalışırken görüldü ve oradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Tarzan şey gibi oynadı savaşı. Ormancı değilmiş de üst koridor Gragas oynuyormuş gibi. Abi dün şeyi izlemiş. Moito'yu. Üstattan öğrenmiş mi? Üstattan bir şeyleri görmüş ama tam olarak nasıl yaptığını anlamamış. Evet, böylece Red Canids 5000 altın geriye düştü. Bu karşılaşmada en azından bir dağ ejderi bulmayı başardı. Daha fazla ekstra dayanıklılık için. Çitanın üzerine gelen burada infaz çok fazla canını götürünce Jojo'nun ultisi hayatta kalıyor Çitan. Son anda patlayan fıçı ona isabet etmedi. Aegis burada girecek alanı arıyor. Mızrağı tutturdu. İçeri dalacak mı acaba? Takım savaşını isteyen taraf Red Canids gibi görünürken birden ayartılınca ölüyor Guigo bir kez daha. Bu maçta böyle dördüncü yakalanışı oluyor onun o. Ayvonde dün aynı hatayı yapmıştı. Bugün de aynısını yaptı. Çok tehlikeli bir yerde geri çekilen Çitan az daha orada. Jace tarafından öldürülecekti ve orta koridor kulesi de düşüyor. Son bir dakikada bu maç bitmez arkadaşlar. Ben evet, yaptım. Evet sen yendin. Sen de hayır, yaptın. Hayır ben yendim. Doğru sen niye böyle? Ben 27. Ben sürekli ikinizin tahminini karıştırdım. Ya, yaşlanmış ya. Hayır ya, benden küçük ya. Bir de yani. Ben daha yaşlıyım. Yok benden küçük olmayabilir. Emin değilim. Ben 93'lüyüm. Kaç, hangi aydın? Eylül. Kaçındaydın? Doğum günü kutlamadın. Sen de benimkini kutlamadın. Benimki de Eylül'deydi. Ben kutladım bu arada. Bir gün öncesinden hatırlatırım. Mesaj atmıştım. Sen benimkini arkadaşlar niye arkadaş kavgasını döndü burası? Evet sen bugün full fail. Ben bütün konuşmaları bırakıyorum. Full fail. Sensin. Evet. Ben gidiyorum. Altın farkı 7000 civarına çıkmış durumda. Red Canids kendine pozisyon arıyor. Icon'u yakalayabilirler mi acaba? Zed tabii yine sıyrılgan bir şampiyon, onu yakalamak kolay olmayacaktır. Hemen gölgelere bürünüp gitti orada. Gravetar hala kovalıyor. İmkanı var mı Red Canids'in bu kompozisyonla bu maçı çevirmesinin? Arada çok fazla altın farkı var. Yani iyi bir Kennen ultisine bakar aslında. Takım savaşı kazanabilecek. Ooo gölgelerin içinden gelen Ale kurdu pusunun sonunda. Bak bu arada. İnanılmaz bir skor getiriyor. Tam böyle yarım saniye sonra falan şey diyecektim. Çitan doğru yolu seçti, güvenli Guigo olan yolu seçti diyecektim. Hiçbir yer güvenli değil. Değilmiş. Altın farkı bu kadar fazlayken Guigo da sıçrasıyla kurtuluyor buradan. Değilmiş. Normalde çünkü çoğu oyuncu orada düz ilerler. Çitan güvenli gözüken yoldan ilerlemeyi tercih etti. Ali birazcık daha iyi takımlara karşı izlemek lazım ama 2021 vs'ün 1000'i olma yolunda en büyük aday şu an. Zaten öyle adlandırılıyor. Yani yeni 1000 olarak adlandırılıyor. Oynadığı şampiyonlar da. Evet, oynadığı oyun tarzı da. 3 kişilik bir ekiple LNG burada Baron'u da almayı başardı. Artık belki de çiviyi çakacaktır. Ben zaten bu arada şey demiştim. Baron'u alacakları dakika 20 demiştim. Aynen. Tabii. Sen zaten kazandın. Boşver fark etmez. Kazan mı? Çay kazandı. Şimdi ikimiz beraber mi çay dolduracağız? Ben suyu koyayım, sen çay koy. Şunu söylemiştik. Tam olarak bilmiyorum. Evet evet doğru. Ben koyarım. Yüzden mi? Kimse kazanamadı. Benim Eren'e hizmet mi edeceğiz bir de ya?
Ben koyarım çayını, sen merak etme. Kahveni de ben yaptım zaten sabah. Nasıl bir kralsın ya. Ya. Orta koridorda bakalım, burada bir savaş dönecek mi? Takımlar birbirlerine çok yakın haldeler. Altın avantajı da, baron güçlendirmesi de LNG tarafında. Şimdilik kimse savaşa girmeyi başaramadı. Tarzan'dan belki güzel bir patlayan fıçı veya bir vücut darbesiyle savaş başlayabilir burada. Yani bütün dış koridor alınmış durumda zaten ama yan koridor aileyi göndermeyi ya da Icon'u göndermeyi tercih etmediler 5 kişilik bir ekiple. Baskı kuracaklar çünkü kuşatmanın en önemli parçası aslında burada zaten Ale. O yüzden Ale'yi takımdan ayırmak istemedi şu ana kadar. Belki Icon'u gönderebilirlerdi. Gravatar arkadan bir pozisyon yani, oraya ama. Yani şey. Dönmek için en önemli şey ama bir totem üzerinde ama. Görüyorlar aynen öyle. Icon da onun önünde. Karşılaştılar ve Icon daha fazla hasar veren taraf burada şimdilik. Neredeyse yarı canı indirdi Graviton'a ve ölüm işaretiyle beraber geliyor. Savaşın başladığını görüyoruz burada. Icon! Skoru düşürdüler. Aegis de ölecek burada. LNG sadece Icon'u kaybetti ama bütün baskıyı aldı karşılığında. Hem iki skor hem inanılmaz hasar. Burada artık Nexus kulelerine ilerliyorlar. LNG zaten grup favorisiydi. Bu maça geride başladı evet ama 3. galibiyeti için ilerliyor şimdi. Güzel bir vücut darbesi geldi. Graviton'u düşürmek kolay değil diye cümle kuruyordum, anında öldü. Chitana'ı da düşürecekler. Jojo burada üstüne saklandı. Ama hayatını kurtarsa da oyunu kurtaramayacak. LNG 3-0 olarak grup liderliğine devam ediyor bu maçın sonunda. Yani daha yakın, daha onların seviyesine yakın bir takımla oynasaydı. Zorlandılar. Evet. Daha onların seviyesine yakın bir takıma karşı şu oyunu, şu başlangıcı yapsalardı bu karşılaşmaya geri dönmesi çok zor olurdu.